Metroyu hayata geçireceğiz. Trafik en büyük sorunumuz. Trafiği rahatlatacağız. Öğrenciler toplu taşıma hizmetlerinde indirim istiyor. Otopark yapacağız. Üstüne de kent meydanı yapacağız. Mersin'in bir lojistik merkezi yoktur. Biz göreve gelir gelmez yapacağız. Bizim için turizm önemli. Kentin güzelleşmesi lazım. Hiçbir yatırım yok. Mersin'de ne kültür bıraktılar, ne sanat bıraktılar, ne spor bıraktılar. Yeniden yaşattınız. Tarım benim de özel ilgi alanım. Tarıma destek olacağım. Parlamentoda milletvekili misafirleri yiyor. Yoksul yurttaşlarımızla mahallenin mutfağında yemek yediğini önererek söyleyecek. Kadın ve çocuk daire başkanlığı kuracağız. Kadını ekonomik alana katacağız. Kursağından bir damla süt girmeyen binlerce çocuk var. O çocuklara belediye olarak bedava vereceğiz. İhtiyaç sahibi her mahalleye bir kreş yapacağız. Yurtlar önemli. Öncelikli olarak kız yurtları yapacağız. Kütüphanelerimiz olsun. Eğitim olmasa hiçbir şey olmuyor. Engelsiz Mersin projemiz var. Mersin'in fiziki koşulları değişecek. Evde bakın, mobil bakın. Yaşlılarımıza, onları evinden alacağız gerekir. Gidip berberde tıraşını yaptıracağız. Şimdi diyorlar tabii, ya bu bol keseden atıyor. Bu parayı nereden bulacak? Ben formülü buldum. Para var, kaynak var, her şey var. Ama kasanın altında bir sıkıntı var, orada bir fare var. Onu da çok kuvvetli bir zehir buldum, atacağım her söz. Belediyemle övüş duyuyorum. Mali disiplini sağladık. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en güçlü belediyelerin başında gelir. Seçimi kazanacağız ama davul çaldırmayacağız. Ne zaman davul çaldıracağız biliyor musunuz? Mersin'e hizmetlerimizi bir bir yaparak, insanların sokakta yürürken başını dik gezdirdiğimiz zaman, verdiğimiz oy anamızın ak sütü gibi helal olsun dedikleri anda biz o zaman davul çaldıracağız, o zaman mutlu olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2,5 milyon insanına ayrım yapmadan, gayrım yapmadan gerekli hizmeti yaptı, yapmaya da devam edecek.